Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları TYT Matematik Soru Bankası çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rasyonel sayılarda işlemler konusunda öğreniyorum 6. testinde kaldık sevgili arkadaşlarım. Ve sayfa numarasını söyleyeyim, 12. ve 13. sayfaları çözeceğiz bu videoda. Dilerseniz, hazırsanız ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi tabi işlem önceliğinden de haberdarsınız, biliyorsunuz. Önce burada bölme işlemi yapılacak, çıkarma ve toplamadan ziyade. Dolayısıyla burada 1 bölü 3'ten, şöyle yazalım bunları, siz daha aşinasınız, 1 bölü 3'ten 1'i çıkaracağız. Daha sonrasında da 1 bölü 2'ye ne ekleyeceğiz arkadaşlar? 1 ekleyeceğiz. Ve sevgili gençler, 1 bölü 3'ten 1'i çıkardığınız takdirde eksi 2 bölü 3 cevabını, 1 bölü 2'ye 1 eklediğiniz takdirde de 3 bölü 2 cevabını bulacaksınız. Bu da eksi 2 bölü 3 ile şunu ters çevirip çarparsanız 2 bölü 3'ün çarpımıdır. Bu da bize eksi 4 bölü 9'u verecektir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Geçtik ikinci sorumuza. 49 çarpı 3 bölü 7 eksi 1 bölü 1 bölü 2 eksi 4. Şimdi bunu 49'u içeri dağıtarak yapalım. 49 çarpı 3 bölü 7 eksi 49 kere 1'den 49 bölü 1 bölü 2'den 4'ü çıkarıyoruz. Sevgili arkadaşlarım, şurada bölü 1 olduğunu biliyorsunuz. Burayı da 2 ile eğer genişletecek olursanız 1 eksi 8'den eksi 7 bölü 2 diyeceğiz. Şimdi üst tarafa bakacak olursanız 49 ile 7'yi sadeleştirdim. Burada 7 kaldı. 7 kere 3 ise 21 yapar. 21'den 49'u çıkardık. Bölü dedik. Eksi 7 bölü 2. Eksi 7 bölü 2'yi de çarpı eksi 2 bölü 7 diye yukarı tarafı taşıyabiliriz. Şimdi 21'den 49'u çıkaracaksınız. Eksi 28 kalacak. Çarpı eksi 2 bölü 7 diyeceksiniz. Eksiler gidecek. 28'i ise burada 7'ye böleceğiz. Ve 4 kalacak. 2 kere 4 de sevgili arkadaşlarım bize 8 cevabını verecek. Dolayısıyla cevabımız da Edirne seçeneği olacak. Devam ediyorum 3. sorumla. 3 bölü 8'den 9 bölü 4'ü çıkar. Daha sonrasında eksi 5 bölü 14 bölü 10 bölü 7 demiş. Önce şu kısmı yapmak istiyorum izninizle. 5 bölü 14 çarpı 7 bölü 10 diyeceğim. Tamam mı? Bunu dedikten sonra da 7 ile 14 birbirini götürecek. Burada 2. 5 ile 10 birbirini götürecek. Burada da 2 kalacak. Yani 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin çarpımından burası 1 bölü 4 olacak. Şimdi elimde kalanları yazıyorum bakın. 3 bölü 8 eksi 9 bölü 4'e hiç dokunmamıştım. Tabi bir de burada eksimiz var. Burada da 1 bölü 4 oluşmuştu şu kısım. Dolayısıyla eksi 1 bölü 4 diyeceğiz. Bakın eksi 9 bölü 4 eksi 1 bölü 4 daha. 3 bölü 8 eksi 10 bölü 4 dedim. Bunu dedikten sonra bu kısmı 2 ile genişleteceğim. Ve 3 eksi 20 bölü 8 kalacak. 3'ten 20'yi çıkarırsanız eksi 17 kalır. Bölü 8 derseniz cevap karşınıza çıkar. Doğru cevap Bursa'ydı. Devam ediyorum 4. sorumla. 15 tam 1 bölü 3'ten 14 tam 1 bölü 2'yi çıkar demiş. Bakın bunu şu şekilde yazacaksınız. 15 artı 1 bölü 3 eksi 14 artı 1 bölü 2 biçiminde yazacaksınız. Eksiyi içeri dağıttığınız takdirde ise şöyle bir şey karşınıza çıkar. Bakın eksi 14 eksi 1 bölü 2 olacak sevgili arkadaşlar. 15 eksi 4'ten 1 gelir. 1 bölü 3'ten 1 bölü 2'yi çıkaracak olursanız eğer burayı 2 ile burayı 3 ile genişlettiğiniz takdirde 2 eksi 3'ten eksi 1 bölü 3 değil 6 gelecektir. Çünkü genişlettik. 1'den 1 bölü 6'yı çıkarırsanız da 5 bölü 6 sonucunu elde edersiniz. Cevabınız Edirne seçeneği olur. Ve arkadaşlarım geçtim 5'e. Ana kesir çizgileri önemli. Burada ana kesir çizgisi işlemin olduğu yerdedir bakın. Şunlar ana kesir çizgisi. 3 bölü 5'i 6'ya böl demiş. 3 bölü 5'i 6'ya bölmek demek 3 bölü 5'i 1 bölü 6 ile çarpmak demektir. Eksi 3'ü 5 bölü 6'ya böl demiş. 3'ü 5 bölü 6'ya bölmek demek 3'ü 6 bölü 5 ile çarpmak demek arkadaşlar. Şimdi 3 ile 6'yı sadeleştirdim. Burası 2 oldu. Böylelikle sol taraf 1 bölü 10'u verdi bize. 1 bölü 10'u verdi bize. Eksi 3 kere 6 18 bölü 5 dedim. Bu kısmı 2 ile genişleteceğim. 1 eksi 36 bölü 10 yapar arkadaşlar. 1'den 36'yı çıkarırsanız eksi 35 gelir. Bunu da 10'a böldünüz. Tabi 5 ile de sadeleştirmekte fayda var. Cevabı bulmak için 5'e böldüm 7, 5'e böldüm 2. Benim cevabım eksi 7 bölü 2'ymiş. Yani Bursa seçeneğinde verilmiş gençler. 6. sorumuz.
köşelerinde birer rasyonel sayı olan aşağıdaki şekilde her üçgenin 3 köşesinden belli ikisindeki sayıların çarpımı 1'e eşittir. Buna göre A sayısının alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? Bakın arkadaşlar, birer rasyonel sayı var köşelerinde. Her üçgenin 3 köşesinden belli iki tanesinin belli ikisindeki sayıların çarpımı 1'e eşit olacak deniliyor. Şimdi o halde gençler, şurası 0, 0 ile 1 bölü 8'in çarpımı 0'dır. 0 ile B'nin çarpımı da 0'dır. Demek ki B ile 1 bölü 8'in çarpımı 1'e eşit olacak. O halde B kaçtır? Tabii ki 8'dir. Şimdi 7 bölü 8 ile 8'in çarpımı sevgili arkadaşlarım 7 gelir. 1'e eşit olmaz. Yani bununla bu olmayacak. Peki o zaman ben diyorum ki ya 8A 1'dir ya 8A 1'dir ya da 7 bölü 8 çarpı A. 7 bölü 8 çarpı A 1'dir diyeceğim. Eğer 8A 1 ise A 1 bölü 8'dir. Eğer 7 bölü 8A 1 ise A 8 bölü 7'dir. Ve A'nın alabileceği değerler şu an karşımızda gençler. A sayısının alabileceği değerlerin çarpımı sorulduğuna göre ben 1 bölü 8 ile 8 bölü 7'yi çarpacağım. 8'ler gidecek. Karşımıza 1 bölü 7 çıkacak. Bu da bizim cevabımız olacak gençler. Devam ediyorum 7. sorumla. 0,14'ü 0,3 artı 0,1 bölü 0,25'e bölmüş. Bakın daha öncesinde de söylemiştim. Virgülden sonra 2 hane var. Virgülden sonra 1 hane var. O zaman buraya bir 0 ekleyeceksiniz. İkisinin de ikişer olacak. Ve artık buradaki virgülden önceki sayıları yok edebiliriz. 10 bölü 25. 5'e böldüğünüz 2. 5'e böldüğünüz 5. 0,3 artı 2 bölü 5 geldi bakın. 2 bölü 5. Üst tarafta ise 0,14'ümüz var. 0,14'ü 14 bölü 100 biçiminde ben yazabilirim. 0,3 nedir hocam? 0,3 de 3 bölü 10'un ta kendisidir. Onu da bu şekilde yazalım. 2 bölü 5'i de 2 ile genişletirseniz tabii ki 4 bölü 10 olacaktır arkadaşlar. 3 bölü 4 ile 3 bölü 10 ile 4 bölü 10'u toplarsanız bakın şuraya yazdım 14 bölü 100 bölü 7 bölü 10 dedim. Daha sonrasında ise 100 ile 10'u sadeleştirdim. 10 kaldı. 14 ile 7'yi sadeleştirdim. 2 kaldı. 2 bölü 10 benim cevabım olacak. Peki 2 bölü 10 ne demektir arkadaşlar? Tabii ki Bursa seçeneğindeki 0,2'ye eşittir. Devam ediyorum bir diğer sayfamda 8. sorumla. Aşağıda eş parçalara ayrılmış bütünlerin boyalı kısımlarını belirten kesirler gösterilmiş. Bakın arkadaşlar burada 2 tane var. Bir tane de burada var. Demiş ki 4 tane 1 bölü 3. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Tamam. Bir tane tam ve bir tane 1 bölü 5 denilmiş. Burada 1, 2, 3, 4 tane var. 4 tane 1 bölü 3 denilmiş bize. Şimdi arkadaşlar buna göre hangi modelin belirttiği kesir doğru gösterilmiştir diye sorulmuş bize. Doğru gösterileni bulacağız biz. Burada 4 tane 1 bölü 3 demek, aslına bakarsanız 4 tane 1 bölü 3 demek, 4 bölü 3 demek. Peki buraya bakıyorsun. Bir tane 1 bölü 2 var. 1 bölü 2. Bir tane de 1 bölü 4 var. Bunları toplarsak arkadaşlar 3 bölü 4'ün ta kendisi yapacaktır. Burası 4 bölü 3. Normalde olması gereken 3 bölü 4. Demek ki birinci öncülüm benim yanlış. Dolayısıyla birinci ifade yanlış. Cevap Adana veya Denizli değil. Geçtim bu kısma. Bir tane tam var. Evet burası 1. Burası sevgili arkadaşlarım 1 bölü 5. Bir tane 1 yani bir tane tam ve bir tane 1 bölü 5. Demek ki ikinci doğru verilmiş. 2 olmayanları siliyorum. Üçüncüye bakıyorum. Bir tane tam var. Bir tane de 1 bölü 3 var. Bir tane tam, bir tane 1 bölü 3 ne yapar? 1 kere 3, 3, 1 ekledim 4 bölü 3 yapar. Adam bana demiş ki 4 tane 1 bölü 3, 4 tane 1 bölü 3 demek 4 çarpı 1 bölü 3 demek. Bu da 4 bölü 3'ün ta kendisi. Bize verilen 4 bölü 3 olması gereken de 4 bölü 3. Dolayısıyla 3. de doğru diyeceğiz ve cevabımız Edirne seçeneği olacak. Geçtim 9'a. Aşağıda eş bölmeleri ayrılmış 10 santimetrelik bir cetvelle bir kalemin boyu ölçülmüş. Buna göre kalemin boyu kaçtır diye sorulmuş. Bir kere her tam sayı arası 1, 2, 3, 4 eşit parçaya ayrıldığına göre buradaki her bir parça 1 bölü 4 yani 0,25 uzunluğunda diyeceğiz. Daha sonrasında ise bakın 7'den sonra şu kısım 7,25'tir. 7,25'tir. 2'den sonra şurası da 2,5'tür. O halde ben şu kırmızıdan şu kırmızıyı çıkaracak olursam yani 7,25'ten
2.5'u 2.50'yi çıkaracak olursam cevabı bulurum. 5'ten 0 çıktı 5. 2'den 5 çıkmaz. 12'den 5 çıktı 7. Buradan bir 10'luk almıştık. Alttan 2 çıktı 4. Demek ki benim kalemim boyu 4.75'miş. Cevabımız Denizli'ymiş. Devam ediyorum gençler. Hangi soruyla? 10. soruyla. Diyor ki, şöyle gösterelim soruyu. Aşağıdaki modellerde her şekil eş parçalara ayrılmış. M, T ve N harfleriyle de isimlendirilmiş. Bu modelde boyalı bölgenin toplam alanını, şeklin toplam alanına oranı sırasıyla M, T ve N kesirleriyle belirtilmekte. Buna göre M, T ve N'nin doğru sıralanışı nedir? Şimdi bu 3 eşit parçaya ayrılmış, 2 tanesi boyanmış. Dolayısıyla M kesri 2 bölü 3'ü ifade eder. 1, 2, 3 tanesi boyanmış. T kesri toplam 8 parçaya bölünmüş. 3 bölü 8. Ve N de sevgili arkadaşlarım 3 tanesi boyanmış. Toplam 6 parçaya ayrılmış. Şimdi 2 bölü 3 yarımdan, yani 3 bölü 6'dan daha büyüktür. Ve aynı zamanda 2 bölü 3, 3 bölü 8'den de büyük olduğu için M arkadaşlar en büyüktür. 1 bölü 2 de tabii ki 4 bölü 8'den daha büyük. Ya yani 4 bölü 8'e eşit. Demek ki bu da 3 bölü 8'den büyük. Dolayısıyla ortancamız N ve en küçük T. Yani TNM olacak benim sıralamam. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve gençler, 11. sorum için sağ üst tarafa bakıyorum. Kısa kenarının uzun kenarına oranı 1 bölü 2 olan aşağıdaki dikdörtgenin iki kenarına konulan şekildeki çizgiler o kenarı eşit parçalara bölmekteymiş. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parçaya ayrılmış. Burası da 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya ayrılmış. Buna göre A çizgisinin dikdörtgeninin sol kenarına uzaklığının B çizgisinin dikdörtgeninin üst çizgisine olan uzaklığı oranı nedir diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar, buraya ben 10K diyeceğim. Burasının da 5K olması gerekiyordu. 10K'ya 5K. Neden? Çünkü kısa kenarının uzun kenarının oranı 1 bölü 2 idi. 5K'ya 10K olmak zorunda. Buradaki 10K sevgili arkadaşlarım 10 eşit parçaya bölünmüş. Yani A'nın şu kenara, yani şöyle diyeyim, iki çizgi arası uzaklık diyelim, daha mantıklı olur. İki çizgi arası uzaklık K'ymış. Dolayısıyla gençler K, 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 K diyeceğim. A çizgisinin dikdörtgenin sol kenarına uzaklığı sorulmuştu. Ben sağ'yı buldum, 4K'ydı. Şurası demek ki 6K olacak. 6K'nın bize ne sorulmuş? B'nin üst çizgi oranı. Şimdi bir tane çizginin uzunluğunu bulacağım. 5K'yı 6'ya bölmem gerekiyor. Demek ki 5K bölü 6'ymış bir tanesi. Peki kaç, üstte kaç tane boşluk var? 1, 2, 3, 4 tane var. Dolayısıyla 4 tane 5K bölü 6, yani 20K bölü 6 yapacak. İşte 6K'nın 20K bölü 6'ya oranı sorulmuş. K'lar gider. 36 bölü 20 de bizim cevabımız olur. Madem 36 bölü 20 cevap, 4'e böldüm 9, 4'e böldüm 5, bana cevabı Edirne seçeneğindeki 9 bölü 5 verir arkadaşlar. Cevabımız Edirne seçeneği olur. Ve devam ediyorum 12. ve son sorumla. Bir matematik öğretmeni tahtaya bir sayı doğrusu çizmiş ve bu sayı doğrusunda aşağıdaki M noktasını işaretlemiş. Öğretmen eksi 3 ile eksi 2 arasını 8 eş parçaya ayırdığını belirtmiştir. Buna göre aşağıdaki öğrencilerin M için belirttiği değerlerden hangisi doğrudur diye soruluyor. Bir kere 8 eş parçaya ayrıldığına göre 1 bölü 8'dir bunlardan bir tanesinin uzunluğu. Ve arkadaşlarım, eksi 2'den bu tarafa doğru gelindiğine göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, eksi 2, eksi 6 tane 1 bölü 8 uzunluğunda boşluk çıkaracağım ben buradan ve dolayısıyla bu da bana M'yi verecek. Şimdi bu da eksi 2 eksi 6 bölü 8 yapar. 6 bölü 8'i sadeleştirebilirsiniz. Eksi 2 eksi 3 bölü 4 şeklinde. 6 bölü 8'i 2 ile sadeleştirdim. Bu da bana eksi 2 tam 3 bölü 4'ü verir. Bakalım hangi seçenekte verilmiş bu? Eksi 2 tam 3 bölü 4. Edirne seçeneğinde Elif arkadaşımız doğru söylemiş. Ayşe, Behlül, Ceyda ve Deniz yanlış söylemişler, yanlış çözmüşler arkadaşlar. Evet, videomuzun ve bu testin sonuna geldik. Diğer bir testte görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.